Türk işlerin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisinin ticari ilişkileri kolaylaştırdığı ileri sürülebilir? Madeni para basmaları, tarımsal üretim yapmaları, Türk boylarını birleştirmeye çalışmaları, Emevilerle mücadele etmeleri, Talas Vadisi'ne yerleşmeleri. Bu doğrultuda baktığımız arkadaşlar sorumuz ne diyor? Ticari ilişkileri kolaylaştıracak Türk işlerin bir faaliyeti olacak. Türk işlerin madeni para basmaları arkadaşlar neyin göstergesidir? Para ticareti kolaylaştırır. Takası kaldırır. Ticareti kolaylaştırır. E dolayısıyla arkadaşlar A seçeneği e, aradığımız cümlelerden birisi. E, B seçeneğine baktığında tarımsal üretim yapmaları ticareti kolaylaştırır mı? Hayır. Daha çok arkadaşlar tarımı kolaylaştırır. Türk boylarını birleştirmeye çalışmaları ticaretle alakası yok. Daha çok siyasi arkadaşlar nedir? Bir mücadele dir. Emevilere mücadele etmeleri yine arkadaşlar sınırlarını koruma ya da genişletme ile alakalı olduğundan dolayı siyasi bir mücadeledir. Talas vadisine yerleşmeleri arkadaşlar e, yine e, suyun olduğu bir yere yerleşmeleri ekonomik durumla alakalıdır denilebilir. E, bu, şu tarımsal üretimi arkadaşlar nereye alalım? Tarımsal üretimi yine ekonomi ile aldığımızda burada karşımızda ticaret olan yalnız A seçeneği kalacaktır diyoruz. İslamiyet öncesi Türklerle ilgili kavramlar ve bu kavramların anlamları arasındaki ilişkinin kavram anlam eşleştirmelerinin hangilerinin doğru olarak verildiği söylenebilir. Öncüllerimize bir bakalım. Kurultay, ülke yönetiminin gerçekleştirdiği meclis doğru. Töre, Örf adet ve geleneklerden oluşan yazısız hukuk sistemi doğru. İkili teşkilat devletin doğu batı olarak ikiye ayrılarak yönetilmesi doğru. Dolayısıyla bize doğru olanlar olduğu için üçü de doğru olduğu için doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır diyoruz. İslam öncesi Türk devletlerinde din adamlarının siyasi bir güçleri bulunmamış ve devlet din kurallarına göre yönetilmemiştir. Bu durum aşağıdaki hangisinin bir göstergesidir? Teokratik devlet anlayışının gelişmediğinin, halk iradesinin yönetiminde temsil edilmediğinin, yönetme yetisinin tamamen layık esaslara dayandırıldığının, Türklerin dine gerekli önemi vermediğinin, kut anlayışının terk edildiğinin, Evet öncüllerimiz bunlar arkadaşlar. Şu yukarıdaki tanımımıza bir bakacak olursak arkadaşlar. Ülke yönetimi ile alakalı yani teokratik değil. Teokratik yönetim neydi? Ülkenin ilahi kurallara göre, dine göre yönetilmesi idi. Oysa Türklerde böyle bir durum söz konusu değildir diyor. Dolayısıyla A seçeneğindeki teokratik devlet anlayışının gelişmediği açıkça söylenebilir. Neden? Teokratik demek dine kura, dini kurallara göre yönetilen devlet demek. Oysa yukarıda bu olmadığı için bunun gelişmediği açıkça görülecektir. Doğru seçeneğimiz o yüzden A seçeneği. Hazar kağanı ve idarecileri halkın malına el uzatmazdı. Bulgarlar arazilerden elde ettikleri üründen hükümdara bir şey vermeyebilirdi. Bu durumlar İslam öncesi Türklerde aşağıdakilerden hangisinin varlığını gösterir? Evet arkadaşlar, kimse kimsenin malına yukarı dokunmuyor. Eğer bu hükümdar bile olsa, kâğan bile olsa kimse kimsenin malına el uzatmıyor. Demek ki özel mülkiyet en arkadaşlar burada önemli oldu, açıkça görülecektir. Çünkü kişinin malı o kişinin özel mülkiyetidir. O dokunulmuyorsa demek ki özel mülkiyet burada vardır diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. Hazreti Muhammed Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetlerin beşte dördünü savaşa katılanlara bırakmış ve ganimetlerin kalan kısmını Medineli yoksullara dağıttırmıştır. Hz. Muhammed'in bu tutumu sosyal devlet anlayışı doğrultusuna hareket ettiği, gaza ve cihat faaliyetlerine katılımı özendirmeye çalıştığı, İslam Devleti'nin Arabistan'ın tamamında etkili olduğu durumlarından hangilerinin bir göstergesidir? Sorumuza dikkat ediyorsak arkadaşlar Bedir Savaşı'nda elde edilen ganimetlerin taksimi ile ilgili bir durum var. Ee, sosyal devlet anlayışı doğrusuna hareket etmiş Hz. Muhammed. Neden? Çünkü sosyal devlet neydi? Halkın ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması idi. Özellikle gariban halkın arkadaşlar maddi durumu sıkıntılı olduğu için ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması sosyal devlet anlayışının ayrıca bir örneğidir. E, yukarıda yoksullara dağıtılıyorsa bu ganimetlerin bir kısmı demek ki sosyal devlet anlayışı var. Gaza ve cihat faaliyetlerine katılımı özendiriliyor. Neden? Savaşa katılanların ve bu savaş sonunda elde ettikleri ganimetlerin 5'te 4'ü bunlara veriliyorsa, savaşa katılanlara veriyorsa demek ki bu bir teşviktir. Bunu da ulaşabiliriz. İslam devletini Arabistan tamamında etkili olduğu, tamamında etkili olduğu henüz olamaz. Çünkü daha Hazreti Muhammed'in ilk savaşı Bedir Savaşı'dır. Henüz Medine şehrinden ibarettir. O yüzden de Arabistan'ın tamam olması söz konusu olamaz burada. Bu ifade yanlış. O yüzden 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Emeviler Kuzey Afrika'da ve İspanya'da fetihlerinin kalıcılığını sağlamak için aşağıdaki yollardan hangilerine başvurmuşlardır? Evet, A seçeneğinde Arap kabilelerini fethedilen bölgelere iskan etme yani yerleştirme, halifeliği saltanat esasına dayandırma, halk arasında eşitlikte ümmetli bir politika izleme, bölge gelirlerini Emevi hanedanına dağıtma, gayrimüslim halkı yaşadıkları bölgede sürgün etme. Evet öncülere baktığımızda arkadaşlar sorumuzda ne diyor? Emeviler yani İslam devleti Kuzey Afrika'da ve İspanya'da fedilerinin kalıcılığını sağlamak için aşağıdaki gün hangisine başvurmuştur? A seçeneğinde Arap kabirlerinin fethedilen bölgeleri iskan etme ee, arkadaşlar ne olacaktır? Oradaki fetihleri kalıcı hale getirecektir. Çünkü neden? Fetih yapılan bölge fet eden tarafından aynı ırk tarafından o bölgeye yerleştiriyorsa demek ki fetihler kalıcı olması esas alınıyor. Yani Osmanlı Devleti'ndeki tımar sistemi gibi denilebilir. Tımar sistemi e, iskan, tımar ve iskan sistemi gibi denilebilir. Diğerlerine baktığımızda B, C, D, E seçeneklerine arkadaşlar yukarıdaki verilen e, isteği karşılamadığı görülen mektedir. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Karahanlı Devleti Haneden arasında çıkan antlaşmazlıklar sonucunda 1042 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenebilir. Yani arkadaşlar Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılmasının sebebini soruyor. Halkının büyük ölçüde Türk olmasının İslam öncesi Türk egemenlik anlayışının devam ettirilmesinin, kaza ve cihat politikası benimsenmesinin, devlet merkezli yönetim esasına göre örgütlenmiş olmasının, veraset sisteminin belirgin olmasının. Evet, bizim aradığımız buradaki cevap yukarıya göre baktığımız arkadaşlar B seçeneği olacaktır. İslam öncesi Türk egemenlik anlayışının devam ettirildiğinin, yani kut inancının devam ettirildiği anlamına gelir. Kut inancında neydi? hanedanı yeryüzünü yönetme yetkisini bir hanedana verir. Ve bu hanedan içerisinde erkekler bu yetkiyi en güçlü kim ise diğerleriyle mücadele ederek kazanır. Ve dolayısıyla yukarıda ne var arkadaşlar? Ülkenin bu yüzden doğusunda hükümdar oturur, batısında hükümdarın sülalesinden bir erkek oturur. Bu neyin bir gereğidir. Kut inancının bir gereğidir. O yüzden doğru seçeneğimizin B seçeneği olduğu görülecektir. Selçuklular eyaletlere atadıkları meliklerin yanında devlet ve askerlik işlerinde tecrübeli atabey adı verilen devlet adamlarını görevlendirmişlerdir. Selçukluların bu uygulamasının halk iradesini yönetime hakim kılma Melikler yönetim deneyimi kazandırma, sosyal hukuk devleti anlayışını uygulama amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Evet arkadaşlar Melik kimi deniyordu? Melik padişahların erkek çocuklarına. Ee, yani Osmanlı karşılığı şehzade, eski Türklerde karşılığı tigin. Bunlar devlet ve askerlik tecrübe kazanması için Atebey adı verilen e, devlet adamları tarafında ne yapıyordu? Onların yanlarında görevlendiriliyordu. Yani Osmanlı'daki Lala Bey, Ata Bey, Selçuklu'nun bu uygulamasının halk iradesinin halkı yönetime kılma olamaz. Çünkü Selçuklu'da zaten halk iradesi yönetime dahil değildi. Türkler'de halkın e, iradesi yönetime katılması Osmanlıların son dönemi olan 1876 1. Meşrutiyete kadar böyle bir arkadaşlar halk iradesi yönetimde olması söz konusu değildir. İkinci öncülüğümüze baktığımızda meliklere yönetim deneyimi kazandırma neden? Atabeyle tecrübeli kişilerdi. E, dolayısıyla babasının yerine oğlu geçme ihtimali olduğu için onları ne yapıyorlardı? Tecrübe kazandırıyorlardı. Yarın yönetimi geçtiğinde sıkıntı yaşamasın diye. Evet asıl amaç buydu. Sosyal hukuk devlet anlayışını uygulama hayır olamaz arkadaşlar. Yukarıdaki bir durum yönetimle alakalı bir durum. Oysa sosyal hukuk devleti daha çok halka yönelik sosyal bir durumdur. Yukarı ile ilişkilendiremediğimiz için cevabımız B seçeneği yalnız ikidir. Tahtın sık sık boş kalması, haçlı seferlerinin yaşanması, Moğolların Anadolu'yu istila etmesi, yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş sürecini uzaması üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti ne zaman kurulmuştu? 1076 yılında kurulduğu kabul ediliyordu. Ne zamana kadar? 1 arkadaşlar 243 Köse'de savaşından sonra ne oluyordu arkadaşlar? Yıkılışa geçiyordu diyoruz. Ve 1308'de tamamen tarihe gömülüyordu. Bu doğrultuda baktığımızda arkadaşlar Tahtın sık sık boşa kalması. Biliyorsunuz Süleyman Şah öldükten sonra 1086-1092 yılları arasında bir fetret dönemi olacaktır. Birinci kılıç arslan başa geçinceye kadar. Sonra birinci kılıç Arslan'dan sonra yine arkadaşlar bir fetret dönemi olacaktır. Bu zaman dilimleri de dikkat ederseniz devletin ilk başı kuruluş aşamasını yansıdığı için kuruluş sürecinin yavaşlaması gayet doğaldır. Haşa seferleriniz zaman başladı arkadaşlar. 1096 99 yıllar ilk har seferi başladı ve bu ilk har seferleri arkadaşlar en güçlü kuvvetlerinin geldiği seferdir. Yani burada yaklaşık kitaplarda 600 bin üzerinde bir kuvvetle geldiğini ve henüz yeni kurulan Anadolu'daki bir devletin böyle bir güç karşısına geri çekildiği görülecektir. Hatırlarsanız birinci Haçlı Seferi sonucunda e, Türkiye Selçuklu'nun başkenti İznik'ten Konya taşınacaktı. Ve böyle bir, bir arkadaşlar travma sonrası kuruluş dönemine rastladığından dolayı bakın tarihine kuruluş dönemine rastladığından dolayı uzayacaktır diyoruz. O yüzden arkadaşlar bunu da alabiliriz. Ama Moğolların Anadolu istila etmesi arkadaşlar bu ta ki 1243 kadar çok çok sonra yıkılışa rastlar. Oysa bize kuruluş dönemiyle ilgili bir soru. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Kösada Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu topraklarında Osman oğulları, Karaman oğulları, Karesi oğulları, Aydın oğulları, 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 Saruhan oğulları gibi birçok beylik kurulmuştur. Bu beyliklerin kurulması Türkiye Selçuklu otoritesinin zayıfladığının, Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin parçalandığının, Moğolların Anadolu'da devletmeşmeye çalıştığının durumlarından hangilerinin bir göstergesidir? Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar birinci durum Türkiye Selçuk Otoritesi'nin zayıfladığının neden buna ulaşabiliriz neden? Kürsel Savaşı ne zaman olmuştu? 1243 yılında olmuştu. Türkiye Selçukluları Moğollara kaybetmişti. Kaybeden bir devletin ne olacaktı? Otoritesi zayıflayacaktır. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin parçalandığının bakın siyasi bilim parçalandığının neden beylikler bakın ne olmuş kurulmuş diyoruz. E bir coğrafyada birden çok devlet varsa orada siyasi birlik yoktur. Bakın Anadolu'da o dönemde kimler var? Türkiye Selçukluları var. Buraya göre söylüyoruz. Moğollar var ve beylikler var. Demek ki Türk siyasi birliği parçalanmış. Moğolların Anadolu'da devletleşmeye çalıştığının bunu söyleyemeyiz. Ne diyor bakın? Beyliklerin kurulması ile ilgili bir soru bu. Beylikler kurulduğu için mi Moğollar Anadolu'da devletmeye çalışmış? Hayır. Bu bilgi doğru ama buraya göre yanlış. Alamıyoruz. O yüzden 1 ve 2'nin olduğu seçenek C seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki ticaret yolları ve ekili dikili arazi Moğollar tarafından tahrip edilmiştir. Moğolların bu tutumunun Anadolu'daki tarımsal üretimi gerilemesi, Anadolu'da ekonomik sorunların baş göstermesi, Anadolu'nun uluslararası ticaret merkezi olma özelliğini yitirmesi durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Köşeden Savaş arkadaşlar 1243 yılında olmuştu. Anadolu Selçuklu ile Moğollar arasında olmuş. İlhanlı Moğolları Türkiye Selçuklularını yenmişti. Dolayısıyla Moğolların bu şekilde Anadolu'ya yenmesi ve ticaret yollarını ekili dikili arazi tahrip etmesi Anadolu'da tarımsal üretimi geriletir. Neden? Ekili dikili arazi tahrip olmuş. O zaman tarımsal üretim geriler. Anadolu ekonomik sorunlar baş gösterir. Neden? Ekonomisi tarıma dayanan bir milletin hem ekip dikmesinde sorun oluyorsa tahrip ediliyorsa bu bölgeler ve aynı zamanda ticaret yolları da yine zarar veriliyorsa e bu hem ticaret yolu hem ekmek dikmek tarım ekonomi için önemli baş göstergeler. E dolayısıyla bunlar olmuyorsa demek ki sorunlar da beraberinde gelir. Çünkü sen gelir getiren her kişiye de zarar vermişsin Moğollar olarak. Anadolu'nun uluslararası ticaret merkezi olma özelliğini yitirir. Niye? Anarşi ve terörün olduğu bir yerde yukarıya bakın değil uluslararası ticaret iş ticaret dahi durur. O yüzden 1-2-3 e seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Türkiye Selçuklularında devletin idari konusunda birinci derecede yetki sultana ait olmakla birlikte sultan. Mevcut kanunlara uymak zorundaydı. Yalnızca bu bilgiye bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Türkiye Selçuklu hükümdarları yasama yetkisine sahip değildir. Arkadaşlar yasama yetkisine bakın devleti idaresi konusunda birinci derecedeymiş. Yasama yetkisine sahiptir. Mesela onların fermanları birer yasama sayılır. Türkiye Selçuklu sultanları egemenliklerini ilahi kaynağa dayandırmıştır. Yukarıda böyle bir durum söz konusu halifeden falan bahsetmemiş. Tanrı'dan da bahsetmemiş. Kut anlayışı Türkiye Selçuklu tarafından benimsenmemiştir. Arkadaşlar e, bu bilgi doğru. Bu bilgi doğru ama yukarıya göre söylenemez. Biz yukarıdaki bilgiye göre bakın yalnızca bu bilgiye göre demiş. Buna ulaşamayız. Türkiye Selçuk Sultanı yetkileri yasa gücüyle sınırlanmış. Neden? Mevcut kanunlara arkadaşlar uymak zorundaymış. Her ne kadar ülkenin başı birinci dereceden yetkili de olsa ülkede o da kanunlara uyuyorsa demek ki yasa gücüyle sınırlanılmış kanun üstünlüğü Türkiye Selçuklarına vardır diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz.